Selam arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce beni Instagram'dan takip etmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman hemen videomuza, içeriğine, sonra da videomuza geçelim. Bugün yine her zamanki gibi böyle videolarda, ana sayfada vesaire gezinirken gördüm böyle işte hani BİM markasına mesela ürünler geliyor. Yani aktüellere. A101'e bazen geliyor. Orada hani marka olanlar geliyor diyeyim. İşte Golden Rose olsun, Flormar olsun, Not olsun. Bu tarz ürünler geliyor. O yüzden herkes de alıp yani bu şekilde onları deniyor. Ben de zaten normalde hani burada denemesem bile zaten alıyorum yani. O yüzden ben de dedim ki neden Melike sen de böyle bir video çekmeyesin yani değil mi? Benim ya da sizin neyiniz eksik her zamanki gibi. Şimdi en son en yakın zamanda diyeyim. Şimdi bu videoyu ne zaman koyacağımı bilmediğim için 15 bana göre dün oluyor. 15 Aralık'ta BİM'e gelen şöyle ürünler vardı. Ben bunlardan iki tanesinden aldım. Çünkü benim elimde zaten daha önceden almış olduğum 3-4 tane maskaram falan vardı. O yüzden maskaralarını almadım açıkçası. Çünkü çok durdukları zaman da kuruyorlar. Boş boşuna dursun, kurusun istemem. Bunu da şöyle bir touch powder diye bir sabitleyici pudram vardı. Bu da Golden Rose'un gördüğünüz gibi. Bunu da ondan önce almıştım ama bu daha önce geldi galiba. Yanlış bilmiyorsam alınmamış. Orada duruyordu. Benim zaten şöyle normal günlük BİM'de satılan şu Garnier'in BB kremi var. Bunu kullanacağım. Fondöten kullanmayacağım. Sonrasında her zaman kullandığım ürünleri zaten biliyorsunuz. Şu benim çanta boy farım. Bu da aynı şekilde. Bunlar benim zaten aldığım çanta boy farlarım da BİM'dendi. Ve sonrasında işte fırça olarak şu pudra fırçasını aldım. Pudra fırçası, allık fırçası falan olarak kullanırım. Ve diğer fırçalarım da zaten benim yine BİM'dendi. Bundan aslında bundan karıştırma fırçası alacaktım. Şu alt falan desenleri çok güzel ama maalesef yoktu. O yüzden alamadım. Elimde yani BİM'de benim buraya BİM çok gerçekten çok uzak olduğu için gitmem çok zor. Hakan geldiğinde gidiyorum. O yüzden onunla gidiyorum. O gelene kadar da akşam olmuş oluyor zaten. Akşam üzeri oluyor. O yüzden kalmıyor çoğu şey. Ben pudra fırçası şu şekilde pudra. Ya bunları aslında görüntü olarak alıyorum. Yani çok da kullanmıyorum açıkçası. Ama çok tatlı gözüküyorlar. Bu yüzden alıyorum. Sonracıma yine bu hafta değil. Daha öncesinde bu sanırım genel olarak BİM'de satılıyor. Ama ben bunu beğenmedim. Çok yapış yapış tortulu bir rimel şeyi bırakıyor kirpikte. Şu Not markasının gelmişti. O da yakın zamanda 1-2 hafta önce. Bunu kullanacağım. Bu gerçekten güzel. Daha sonra zaten yine benim bütün Beauty Blender'larım da şöyle yine BİM'den şöyle bir kova deyip ondan sonra cıma göstermediğim ne var? Ruj olarak da yine bu BİM'e gelmişti. Flormar'ın zaten videolarımda görmüştünüz. Flormar'ın ruju. Daha sonrasında şu Cecile diye yazılıp ne diye okunduğunu bilmediğim ruj. Cecil mi artık nedir bilmiyorum. Bu da BİM'e gelmişti bir zamanlar. Ben BİM'e bir gün girdim ve hiçbir şey almadan çıkmak gibi olmasın diye bu ruju ve şu fırçaları almıştım. Şu fırçaları alıp çıkmıştım. Gerçekten bazen böyle oluyor. Şu normal yine klasik BİM'de satılıyordu ben aldığım zaman ama bunu aldım çok uzun zaman aldım. Bu göz kalemi. Şu yine Flormar'ın eyeliner'ı gelen aktüel ürünlerden gelen bir ürün. Onun dışında sadece kullanmayacağım bir baz olacak. Şöyle bir pastelin bazı. Bir de bu Emily kalemi de A101'den almıştım. Yine aktüel bir market sonuçta. Bir tek bu kullanmayacağım. Bunlar bir de highlighter'la pudra olabilir. Çünkü yoktu. Benim baktığım yerde yoktu yani ona dair bir şey. Şimdi ben o zaman makyajıma geçiyorum. Ben profesyonel makyaj yapmadığım için en baştan söylüyorum. Makyajım nasıl olur mükemmel yapmıyorum. Kendime göre yapıyorum diyeyim. Ben böyle öğrendim. Hani böyle biliyorum. Kendime de bu şekilde yakıştırdığım için böyle yapıyorum. Profesyonel
make-up falan değilim. Ben sadece ürünleri hani buradan merak edenler için, görmeleri için çekiyorum. Şu şekilde farımın renkleri var. Bunun bir de sarısı vardı. Şöyle bir ışıltılı, şurada incileri falan var. Biraz aslında dış görünüşü komik bence. Hoş değil yani böyle fazla, en azından inciler olmasaydı. Şuradan gözüküyor mu? Ama yine işte bizim için önemli olan içidir deyip içini açıp şöyle gösteriyoruz. Evet, ilk olarak makyaj bazımla başlayayım. Baz olarak hemen pastel, dediğim gibi şu ismi neymiş? Primer Profession makyaj bazını kullanıyorum. Bu bazı düğün makyajım için almıştım. Genelde doğal içerikli ürünler kullandığım için böyle makyaj bazlarını da kullanmıyorum. Böyle kenarda duruyor işte. Bu arada bu videodan önce izlemiş olur musunuz bilmiyorum ama bakım olarak da duştan sonra BİM'in burun bandını yapmıştım. Biraz önce yani. Size göre tabii ne zaman bilmiyorum ama ben biraz önce BİM'in burun bandını kullandım. Şimdi böyle bazımı sürdüm. Görüyorsunuz normal bir baz. Şöyle birazcık BB kremimden alıyorum. Mucizevi cilt kusursuzlaştırıcı diyor. Ben etkisini açıkçası çok gördüm diyemem yani. Bugün biraz fazla süreceğim çünkü biraz makyajı göstersin istiyorum. Ben normalde çok az sürüyorum her şeyden. Bu daha çok kremsi bir yapıda ve gerçekten hani kapatıcılığı yok denecek kadar az maalesef. Bakın benim suratımda böyle aşırı derecede leke, aşırı derecede sivilce olmamasına rağmen ve gerçekten normal sürmeme, normal sürdüğüm miktarın daha fazlasını sürmeme rağmen hala sivilcelerim kapanmıyor. Bunun yapısı, kapatıcılığı çok değil. Çok dedim galiba ya. Bunun kapatıcılığı maalesef çok değil. Biraz daha lekeli yerlerden tekrar biraz daha geçeceğim. Evet. Artık bu kadar yeterli. Daha fazla geçmeyeceğim. Şimdi BB kremimi de sürdüğüme göre şimdi farıma geçebilirim. Şöyle bu yeni gelen farımı kullanacağım. Ben şunlarla da sürüyorum. Sonra dağıtıyorum. Bunu yine, bu fırçayı da yine BİM'den almıştım. Karıştırma fırçası. Başka çok daha çok sevdiğim bir karıştırma fırçam yok. Şimdi ilk olarak şununla ona bakayım. Gözümün hepsini bir ısıtıyorum. Diye olsun, renk tonu bir olsun diye gözümdeki.
Şimdi daha net görebilmeniz için ben bu palette bulunan tüm renkleri denemeyi düşünüyorum şu anda. Şunu bir koyacağım araya geçiş tonu olarak. Bunlar daha çok günlük, şu sadece şu olursa, şu renk günlük makyajda da aslında uygun olabilir. Çünkü aşırı şey değil. Aşırı çok renk vermiyor. Öyle mükemmel bir renk verme şeyi yok. Şimdi şu tonu daha koyu tarafa, dış tarafa yapacağım. Başka bir fırçayla. Biraz daha böyle geçişli bir renk olmasını seviyorum. O yüzden hani burasının tonu farklı, burasının tonu farklı bence çok güzel oluyor. Şimdi şu simli rengi de şu. Bu rengi de gözümün iç tarafına doğru, dış tarafına doğru süreceğim hatta şöyle. Yapısı, far paletinin yapısı gayet güzel bence şey. Bazı far paletleri sür renk çıkmıyor gerçekten. Ama bunu beğendim. Ben gayet güzel bence. Direkt rengi fırçaya ve göze aktarıyor bence. Şöyle ama pigmenti sanırım çok iyi değil. Pigmentini pek beğenmedim. Pigmenti geçiremiyor. Yani muhtemelen zaten oradan da parlamıyordur. Yani makyajın makyaj far kısmı bu kadar. Çünkü oraya sürdüm olmadı, geçmiyor yani hiçbir şekilde. Başka şey de sürmek istemiyorum. Yani sadece direkt BİM'in şu ürünlerini göstermek istiyorum. Daha sonracıma ben eyeliner'ımı çekeceğim. Yine BİM'e gelmişti bu eyeliner'ım. Flormar'ın eyeliner'ı.
Şimdi şu göz kalemini kullanacağım. Bu Maybelline'in Colossal Casual diye bir kalemim. Aşırı siyah dursun istemediğim için sadece şuraları çektim. Yine sonrasında rimelime geçiyorum. Rimelimde bu Notun yine BİM'e gelen 20 liraya gelen rimeli. Ufak bir makyaj kazası geçirdim, rimel gözüme girdi, alta şey yapanları sildim. Evet, rimelimi de maskaramı da çektim. Şimdi sırada rujum ve pudra falan kaldı. Bu arada ben bu sabitleyici pudrayı, gerçi suratıma bir şey sürmedim, şu an sürebilirim bence, sizce. Daha üzerine şey sürmedim. Şimdi bu sabitleyici pudrayı aslında fara geçmeden önce sürecektim ama unuttum. Şimdi sürelim. Bunu alanlar da memnun olduğunu söylüyorlar. Ben de şu andan önce bir kere kullandım sadece. Onun dışında kullandıkça ancak görebilirim. Pudramı da sürdüm. Şimdicik daha önce söylediğim gibi şeyim yok. BİM'den aldığım bir pudra yok. O yüzden elimdeki pastelin pudrasını kullanacağım. Evet, pudramı da sürdükten sonra şimdi son olarak bir
highlighter süreceğim. Onu da bu Proxy'nin highlighter'ını süreceğim. Çünkü highlighter da yoktu. Aa, baktığım yerde. Sonunda evet, makyajımız bitti. Genel olarak, yani genel olarak bakacak olursak, şöyle saçımı önümden çekeyim. Far renklerini çok güzel geçirebiliyor ama sadece renk geçirimliği iyi bence. Yani pigmentini iyi değil. Şu parlak olan rengin zaten bir tanesi parlak. Onun pigment kısmı güzel geçirmiyor renkleri. Şu fırçalarını ben genel olarak beğeniyorum. Yani bana yeterli oluyor profesyonel bir makyaj yapmadığım için. Şu Maybelline'in zaten göz kalemi. Bunu kesinlikle çok beğeniyorum zaten. Beğenerek de yıllardır kullanıyorum. Şu powder şeyi, touch powder'ı. Bunda birçok kişiden çok güzel olduğunu duydum. Yani çok beğenildiğini duydum. Ben de yani şu anda yeterli buldum şu an için. O yüzden benim için sıkıntı yok. Hani ben genel olarak şöyle bir malzemelerin üzerinden geçiyorum. Benim şöyle bir beauty blenderlarım var. Şöyle hatta daha da var işte, şurada 5 tane falan var yani. Dediğim gibi profesyonel bir makyaj yapmadığım için bana yeterli oluyor bu yaptıklarım. Yani ben seviyorum. Bu gelen ürünleri de seviyorum. Şu Golden Rose'un şu normalde BİM'de satılan bir rimeli. Bunu pek beğenmiyorum çünkü bu kirpikleri yapıştırıyor. Mesela şu anda aldığım Not'un maskarası, gözüme sürdüm bu. Şu gözüm, yani daha bu gözüm buna göre daha güzel oldu. Çünkü bunu yaparken birazcık gözüme soktum ve ıslandı, gözyaşı oldu. Daha sonrasında bunu bu Cecile diye yazılıp Cecil mi artık nasıl okunuyorsa, bu ruju gerçekten bence birçok markanın rujuna göre güzel. Renk olarak zaten çok beğendim. Ben öylesine almıştım ama iyi ki almışım. Renk olarak zaten çok güzel. Kalıcılık olarak falan da gerçekten güzel. Flormar'ın eyeliner'ı zaten daha önceden de kullandığım ve çok memnun kaldığım bir eyeliner'dı. Sonra yine fırçaları, ben bu fırçalar hakkında yorumları görmüştüm. Dökülüyor kılları falan filan yazmışlar. Ben yıkadım, yıkıyorum da hani öyle bir sorunla karşılaşmadım şu ana kadar. Memnun kaldım. Sadece işte şu BB kreminden ve pigmentinden çok memnun kalamadım. Bu BB kremi de gördüğünüz işte hani yaparken zaten çok yani aşırı bir kapatıcılığı yok. Zaten BB olmasının şeyi de budur herhalde. Yani aşırı bir kapatıcı yok. Renk tonuna eşitliyordur. Hani fondöten olmadığı için, BB olduğu için o da çok aşırı önemli değildir diye düşünüyorum. Tabii kişiden kişiye değişir bu. Yani benim için aşırı önemli değil sivilcelerimin kapanması. O yüzden evet dostlarım, bu kadardı videom. Uygun fiyatlı olarak aldığım ürünlerim. Şu far paletini bu arada dün aldım. Fiyatı 25 liraydı. Gerçekten ben renk olarak, renk tonu olarak hepsini beğendim ve düğüne, özel bir yere giderken de gayet kullanılabilir. Büyüklüğü de çok büyük olmadığı için çantaya da rahatlıkla atılabilir bence. Videom bu kadardı. Beni izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.